Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar buraya herhalde 1,5-2 yıl olmuştu. Gelmiştim. Bir girmiştim buraya. Biliyorsunuz izleyenler zaten görmüştür illaki videoyu. Yolum bu tarafa düşmüşken şöyle bir dedim. Kısa bir video çekeyim. Hem bir dedim bakayım. Burası yıllardır zaten böyle. Hem dedim bakın incir ağacı. Hani dümenciler hep biliyorsunuz bu incir ağacını kullanırlar. Yok şöyle, yok böyle. Yok şöyle. Duanızı ettikten sonra Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı kalmaz arkadaşlar. Yeter ki duanızı edin. Yeter ki duanızı hiçbir zaman eksik etmeyin. O zamanlar bu kayalar var mıydı? Pek hatırlamıyorum ama olabilir de. O zamanlar bu kayalar var mıydı, yok muydu? Etrafı zaten böyleydi biliyorsunuz. Ama bayağı bir şey olmuş. Bu kadar kapısı bu kadar kapalı değildi. Evet, kapısı bu kadar kapalı değildi. Buraya girmiştim, hatırlayanlar, izleyenler hatırlar. Bu daracık yere girmiştim, hep üstüm şey olmuştu. Karınca olmuştu. Ama gerçekten incir ağacı bayağı bir maşallah. Bayağı bir dal vermiş. Evet, burada. Ah, maşallah. Burada gördüm, örümcek var, görüyorsunuz arkadaşlar. Örümcek var. Tabii dümenciler bunu görse, biliyorsunuz buna da kesin bir şey uydururlar. Hani hep diyorlar ya, oraya gidemezsin, buraya gidemezsin, onu yapamazsın bunu. Ya arkadaşlar inanın, video çekmek, şunu bunu yapmak zor şeyler değil. Video çekersiniz, gelirsiniz, çekersiniz duanızı okuduktan sonra. Yok kulak bilmem ne cini, yok bilmem ne şey, örümcek ağ var. Yok şu, yok bu. Ha, içen falan da çok olmuş burada belli. Ya gündüzleri, şuraya bir gireceğim. Ya gündüzleri ya şey, giren de olmuş buraya. 34 dakikalık bir videoydu yanılmıyorsam. Tabi bunu o kadar uzun tutmayacağım. Gerekli yok arkadaşlar. Hani benim buraya gelme sebebim şu. Hep böyle ölçüyorlar ya. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın, şunu yapamazsın. Kardeşim, duanızı okuyun. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Yeter ki duanızı okuyun. Ama tabii o videoda yanlış hatırlamıyorsam şey yoktu diye hatırlıyorum ya. Bu kadar otlar büyük değildi diye hatırlıyorum. Evet, bu kadar büyük değildi. Şuraya da bir gireceğim. Sesleri duyuyorsunuz zaten. Arkadaşlar, Allah'a şükür, Allah'tan başka hiç kimseden bir korkumuz yok. Hiç kimseden de bir korkumuz yok. Hiçbir şeyden de yok, çok şükür. Öyle oraya git, buraya git. Sen de çek, şunu yap, bunu yap diyenler işte hep böyle. Yok, korkuyorsun. Burası tuvalet diye yanılmıyorsam. Tuvaletin içinden gördüğünüz gibi incir ağacı çıkmış. Yok, oturduğun yerden konuş. Aslında gelmeyecektim de. Ama dediğim gibi yolumun üstündeydi. Dedim ki ya bir gireyim, bir çekeyim dedim. Zaten küçük bir yer, yıllar önce, yıllar önceden kalma zaten görüyorsunuz. Artık pencerelerden zaten örümcek alın. Tabi gündüz içenler de olmuş. Şişeleri atmışlar maalesef. Buraya zaten artık girme imkanım yok. O zamanlar bu kadar yine dal vardı ama bu kadar dal yoktu. Şimdi girme imkanı hiç yok arkadaşlar. Gerçekten hiç yok. Burası yıllar önce kalmış böyle bir yer maalesef. Şöyle de bir arka tarafını da bir çekeyim. Artık öyle bir şey ki. Gerçekten bu kadar
ot yoktu, bu kadar şey yoktu. Arkadaşlar bakın, incir ağacı artık evin içine bile, evin içine kadar gelmiş. Burası da arka tarafı. Buraları biçmişler. İşte görüyorsunuz bu pencereden giren ot. Şöyle tutayım. Pek yaklaşmak da mümkün değil. Her yer ot olmuş. O zaman geldiğimde, evet, o zaman geldiğimde bu kadar bir ot yoktu. Görüyorsunuz. Hani burası da yıllardır, ben duyduğuma göre yıllar önce gerçekten çok eski bir olay yaşanmış. O zamandan beri burası bitmemiş şekilde, bu şekilde bırakmışlar. Fazla da aslında gezilecek bir tarafı yok. O 34 dakikalık, buraya ilk geldiğim videoda zaten yanıma arkadaşlarımı da getirmiştim. Taş maş atın demiştim. Hepsini zaten ben yaptırmıştım onlara da. Maksat, zaten kurgu olduğunu da belirtmiştim o videoda. Maksat biraz dümencilerle makara geçmekti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın yine söylüyorum. Bir yerlere gelip video çekmek, onu bunu yapmak sıkıntı değil. Her türlü de yaparsınız. Duanızı okuyun. Ha, ne var? Karşınıza tabii ki buranın, biliyorsunuz o zaman da o videoyu, o videonun linkini açıklamalar kısmına koyarım arkadaşlar. Bakarsınız. İzlemeyenler izleyebilir. O zamanlar tabii gerçekten otlar bayağı büyümüş evin içinde. Buralara falan rahat girebiliyordum. Hele zaten maşallah incir ağacı arkadaşlar, alın. Hep böyle dümencilerin kullandığı incir ağacı. Gecenin bir vaktinde. Ya diyorum ya, bir yerlere gelmek hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Bir yerlere gelirsiniz. Şuna bakın maşallah. Ya öyle bir büyümüş ki. Yani gerçekten şöyle arkadaşlar, hani evin her yerine gitmiş ya. Sadece şu yan tarafı hariç, bu yan tarafı hariç. Yani evin tuvaleti, mutfağı, duşu odası, bu odası, gördüğünüz gibi yani maşallah her yerde var. Hatta o videonun linkini dediğim gibi açıklamaya koyarım. Ama o videoda yapılanların hepsi kurgudur arkadaşlar. Yine söyleyeyim. Bazı artık bu dümenci yalakaları mı diyeyim, takipçileri mi diyeyim, bazıları o videoya da yorum yazdı. Aa bak nasıl, sen bir şey olmaz diyordun işte. Taşlar geliyor, maçlar geliyor. Videoda da kurgu olduğunu belirttiğim halde hala böyle bir açıklamalarla, yorumlarla karşılaşmıştım. Arkadaşlar bu ya, yani burayı gezecek bir yerde yok. Hani geldik. Sen dedim bekle arabada, ben videoyu çekerim. Arkadaş zaten arabada. Hani fazla da bir uzun tutmaya da gerek yok. Fazla da uzatmaya da gerek yok arkadaşlar. Yani burası gerçekten yıllar önce yaşanmış bir olay, yaşanmış bir, gerçekten olay yaşanmış bir yer. Yoluma da geçmişken de dedim ki gideyim. Kısa da olsa takipçilerime de dedim atayım, belki o dümenci takipçileri de görür, belki o adam gidebiliyormuş der. Bak hiç adam gitti, hiçbir şey olmuyor der. Hiçbir şey olmuyor. Allah'ın izniyle de zaten olmaz. Siz duanız edin. Duvarda öyle bir çekirge var ki gerçekten arkadaşlar, görünmüyor buradan ama dur bakayım. Maşallah. Buraları çok pisletmişler. Arkadaşlar şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama buralar bayağı pis ya. Şu çekirgeyi size göstermek istiyorum. Maşallah maşallah. Arkadaşlar şuna bakın. Öyle bir büyük ki, hani kamerada küçük gibi görünebilir ama gerçekten çok büyük. Yani bayağı büyük. Maşallah. Ha tabii dümenciler için o da bir, biliyorsunuz, cin. Zamanında da yine söylüyorum. Çok kanalı davet ettim. Çok kanalı teklifte bulundum. Gelin dedim, beraber çekelim. Gelin dedim, beraber benim dediğim yerde çekelim. Gösterin dedim bana şunları dedim. Ama hiçbirisi benim dediğim yeri kabul etmiyor. Niye etmiyor? Onu da anlamış değilim. Aslında anlamış değilim derken şu. Çünkü
İşlerine gelmiyor arkadaşlar. Neden işlerine gelmiyor? Şöyle incir ağacını size komple göstereyim. Neden işlerine gelmiyor? Çünkü benim götürdüğüm yerde bana gösterecekleri zaman şöyle de bir görün arkadaşlar yapıyı da. İncir ağacı maşallah. Benim götürdüğüm yerde o çarşaflı yok çartlı curtlu giydirip de karşıma çıkartamayacakları için hiçbirisi benim teklifimi kabul etmedi. Etmez çünkü dediğim gibi işlerine gelmez hiçbir zaman. Arkadaşlar burası böyle. Çok eskiden dediğim gibi yine söyleyeyim. Musallat yaşanmış bir yer. Şunu her zaman söylüyorum. Yine söylüyorum. Kardeşim o yıllarda yaşanmışsa artık o yıllarda bitmişse artık o bitmiş gitmiştir. Buraya gelen insana, şu insana, bu insana hiçbir zaman hiçbir şey olmaz. O yıllarda kime ya büyü yoluyla karaktersizin bir tanesi yaptıysa ya büyü yoluyla ya da yanlış bir davranışla geldiyse musallat olduysa zaten ya Cenab-ı Allah yardım eder bir şekilde bir hoca desteğiyle kurtulur ya da kime yapıldıysa Allah kimsenin başına vermesin maalesef yaşantısı acılar içinde son bulur. Ama o yıllarda olur biter. Yani ondan sonra siz buraya gelmişsiniz, o gelmiş, bu gelmiş, ben gelmişim. Hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı olmaz. Onun için arkadaşlar böyle çarşaflı cin yok. Ya adam düşünün ya yok bilmem ne kulaklı cin, yok bilmem ne cartlı cin, yok bilmem ne cartlı curtlu cin. Şunu size gösterebilirsem göstereceğim. Yani öyle bir rezalet bir artık hale geldi ki olay ya. Yok böyle bir şey ya. Gerçekten yani yazık günah ya. Ya çoluk çocuklar izliyor. Gençler izliyor. Yazık yazık gerçekten. Arkadaşlar şunun büyüklüğüne. Gerçekten yani öyle bir size fazla da yaklaşmak da istemiyorum. Dev gibi gerçekten nereden baksanız bir 5 santimi rahat var. Öyle söyleyeyim 5-6 santimi. Ama tabi kamerada şey çıkabilir. Onun için yok ıssız yerlere gidemiyorsun, yok onu yapamıyorsun, yok bunu yapamıyorsun, yok şunu yapamıyorsun diyenlere yeterince zaten bu videodan önce de birkaç yere gittim, gösterdim. Arkası da böyle arkadaşlar. Şunu dümenciler görsün, yemin ediyorum. İnsanlara onu da bu ne diye yuttururlar. Gerçekten maalesef öyle. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Geldik gördük. Şuraya girme imkanım yok. O zaman geldiğimde bu kadar kapalı değildi. İncir ağacı bu kadar büyük değildi. Ama şimdi maşallah gerçekten bayağı büyümüş. O yüzden hani şöyle de göstereyim size. O yüzden bakın kapı girişini de kapı girişini bile kapatmış örümcek. O yüzden oraya giremiyorum. Yoksa oraya da girerdim. Hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım. Burası işte gerçekten buranın adını kesinlikle vermeyeceğim. Gerçekten zamanında bir musallat yaşanmış bir yer. Dediğim gibi Allah kimsenin başına vermesin. Hani çok acı bir şey. Allah büyü yapana da yaptırana da fırsat vermesin. Gerçekten çok kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biz sonuna kadar yine devam edeceğiz. Öyle çapulculara biliyorsunuz meydan bırakacak adam değilim ben. Sonuna kadar sizlerle beraber durmak yok. Devam arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun.